Nasıl olur? Soru şu, sadece kredi deposunun faturasını nasıl aktaracağız? Tamam. E-faturaya geliyorum. Tıklıyoruz. Sancak olursa sancağı seçiyorum. Şimdi. Tamam. Şu faturaları şöyle bir tersten bir alayım. Sırası bozulmadı. Şimdi bize ilk 1 Temmuz'da faturalar başlamış. Evet. Renkliler olanlar. Evet, şöyle bakıyorum. Bu 3'ündeymiş. O zaman 1 gözüküyor sadece. İlk evet. Işte. O zaman tarihi 1 olabilirim. Şimdi ben buradaki tarihi biraz daha hani uzun tutabiliyorum ama bazen şöyle bir durum olabiliyor. Tarihi uzun verdiği zaman listeye gelen fatura sayısı eksik olabilir. Zaten normal şartlarda hani bu şu an açılış olduğu için biz toplu şey çekiyoruz ama genelde sen mesela dünden sipariş verdiysen fatura dün tarihinde olur. Bugün normalde geldiği zaman sen dünün tarihini seçeceksin ki zaten evet. Burada tarihini gösteriyor. Düzenleme tarihi. 1 Temmuz'u seçip fatura kontrol butonuna bastım. Mesela burada bir tane fatura var ama bana fatura edilen fatura sayısı toplamda 4 tane. 4 tane. Mesela, o zaman fatura numarasını yok, bakacağız. Yok, tutar daha rahat. 19-16 bak. 19-16 baştaki. Aktar ha şöyle diyeceğiz. Bir durum olur. Hı. Tutar aynı tutar iki fatura var. Hangisi acaba ben bilmiyorum dediğin zaman ya belge numarasına bakarsın abi burada. 770. Şu, evet. 770. Veyahut da bunu seçersin. İçerik butonuna bastığın zaman da sana evet. İçeriğini gösterir. Evet, tamam. Şimdi solda mesela bununla ilgili bu uyarı var. Bu uyarıda diyor ki ürün diyor maliyeti diyor. Bir önceki maliyetine göre artmış. Şimdi mantıken zaten şu anda açılış rezidansı olduğu için bundan maliyetlerin hepsi böyle sıfır olduğu için evet. Böyle bu uyarı vermesi mantıklı. Mantıklı. Tamam. O yüzden bunu şu anda önemsemiyorum. Önemsemiyoruz. Tamam. Ama normal şartlarda ilerki zamanlarda bunu önemsemiyorum. İlaç dışı bir ürünü. İlaç dışı ne diyorum? İlaç dışı bir üründen bahsediyorum. Maliyeti artan bir ürünü ve satış fiyatını sen belirliyorsan doğal olarak satış fiyatını da arttırman lazım ki aradaki kar marjın korunması tamam, lazım. İlaç için konuşmuyorsun ama diğer ürünler evet, için konuşuyorsun. Çift tıklıyorum abi. Tamam. İşaretledi gördüğün gibi. İşaretledi. Aktar diyoruz. Buradan fatura transfer butonuna basıyorum. Evet. Bak şimdi ITS bildirim ekranı geldi. ITS bildirim kapattı. Eğer ki o ekranda ITS karakol sayfası gelip bildiremediği bir karakol varsa ekranda kalır. Kalır. Ve tamam. O karakolda üzerine alınmamış demektir. Ona göre de gereken depo ile bağlantı mı? Yok depo ile de hani ararsın beni bir bakarım bağlantı sıkıntı neden kaynaklı tamam. Olduğunu çözmeye çalışırız. Çözeriz sonra da gereğini yaparız. Burada önemli olan şey şu buradaki uyarı işten tamamlamıştır diyor ama benim için önemli olan husus aslında aşağıdaki uyarı. Çünkü burada tüm seceriyi bana gösteriyor. Mesela ben 5-6 tane fatura seçtiğimi varsayıyorum. Hepsini burada bana işte aktardım, aktaramadım gibi tek tek hepsini gösteriyor. Şurada alt alta hepsini burada göstereyim. Ben hepsini görmem lazım. Tamam. Şimdi emin olmak için mesela bu fatura aktarıldıysa tamam. Bu ekranda normalde gitmesem. Şunu da bir işaretleyeyim. Bak triye aktaran fatura gösterme diyorum ki. Mesela şu an 4 fatura var ya. Evet, faturaya kontrol deyince 3 tane kalsın ki göreyim yani. 3'e düştü tamam. 3 tane kaldı. Mesela bunu aktardığım için kalem. Alayım. Aktardığım için şöyle bir şey yaparız. Paraflarız. Aktaralı anlamında. Tamam tamam. Daha sonra bunu buraya kaldırırız. Hatta o şimdi, fatura numarası 770'i çizersek çok daha iyi olur. Yok paraflamak tamam, daha iyi tamam. Olur. Şimdi diğer faturalar elimde olmadığı için şimdi bunlar gerçekten geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. O yüzden benim fiziki olmayan faturayı hiçbir zaman aktarmıyorum abi. Tamam. Şimdi 3'ü bakıyorum. 3'ü. 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 Bu da 3'ü. 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 Bunlarda elastik bandaj falan var bunlar. Bu 4'üymüş yani şöyle. 4'ü. Bu neymiş? Yoktu. Tarih sırasına göre. Hayır bak. Bu geldi. Şunu alabiliriz tamam. Tamam. O geldi. Şimdi 3'üne ait de bu faturalar var elimde. Şimdi tarihimi. Şimdi ikisi yine bir garanti olsun diye bakayım. Hani var mı yok mu tamam. Diye. Normalde yani. Yoktur da yine de alayım. Belki evet. Neydi? Fatura sıfır. Yoktur dedi. Şimdi aynen 3'ünü seçiyorum. Cumartesi günü. Fatura kontrol ediyorum. Şimdi burada 8 fatura var. Bakıyorum. Geleceğim şuna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben tamam. Yine de tutarları söyleyeyim. Mesela 459.30 var. 459.30 şu. İki, işaretledim. Çift tıkla abi. Şurayı çift tıkladım. Satta da herhangi, yani ileriki tamam. Bu kutucuğun üzerine gelmen şartı. Satta da herhangi, ha, herhangi bir yer. Tamam. 36.23. 36.23 evet. 140.23 çift tıklamada. Evet. Tamam, 140.23. 140.23 en baştaki. En baştaki evet. 18.547.73. Evet. 348.95. Doğru. 480.95. Doğru. 10.221.37. Doğru. 373.69. Tamam. Tam faturalarımız. Tamam. Şimdi gelelim şu uyarılara. Alayım abi. Şimdi birinci faturadan başlayalım.
gene maliyetle alakalı bu tamam, durum. Tamam, şunu dikkat almayacağımız durum. Şu an şimdi dikkat almayız ama diyelim ki hani yeni var olan bir ürün bilmiyorum, bakmam lazım. Şimdi içerik butonuna basıyorum. Şimdi belki ürün birden fazla ürün olabilir burada. İçeriği nereden görüyorsun? Şuradan. İçerik diyoruz. Şu içerik butonuna bastım. Şimdi bak burada zaten bana hemen maliyet artanlar diyor. Mesela çok olduğunu varsayalım burada. Hı. Maliyet artanlar butonuna bastığım zaman bana zaten maliyet artanları getiriyor. E zaten baktım ilaç. Zaten ben buna hani yapacağım satış fiyatıyla ilgili müdahale şey yapamazsın. O standart. Es geçiyorum bunu. Geçiyoruz. İkinci ürüne geldim. Yine maliyet. Bir bakayım bir. İlaç. Yine ilaç. Müdahale edemem. Üçüncü ürün yine maliyet artış diyor. Yine ilaç. İlaç. Müdahale edemem. Evet. Burada iki tane uyarı çıktı. Birisi maliyet, birisi de miyat. Tamam. Diye uyarı verdi. Şimdi yine içerik butonuna basıyorum. Yine geldim, maliyet artanları göster. O vitro yine ilaç. Bir şey yapamazsın. Edemiyorum. Şimdi aşağıda bak miyadı yakın olanlar diye bir şey var, uyarı var. Bizdeki mantık bir yılın altında miyadı olan ürünleri getiriyorlar. Yani. Hani öyle parametresini öyle ayarlar. Bir yılın altı tamam. Genelde bir yıl yaparlar eczaneler çoğu. Niye? Bunda 11 ayı kalmış. 351 günü var. Aynen. Şimdi evet. Buradaki olay şu. Tabi açlık eczası olduğu için normal görülebilir ama normal şartlarda ben bu ürünü eğer ki direkt hastaya sipariş etmiyorsam, hani direkt etmiyor. Geldiği gibi rafında duracaksa, rafında duracaksa bu sıkıntılı bir miyat. Bu normalde yok, şuna bakmak lazım. Bu süre zarfında ben bu ürünü satabilirim, satamam. Ben direkt hemen adet sayısına göre. Adet değil. Yani sendeki satış sürtüsüne bakarsın. Yani işte ayda kaç tane satıyorsun diye verilere gene bakarsın. Biz bunu tespit edemeyiz çünkü biz yeni açılan bir eczaneyiz. Belki de bundan ayda 5 tane satacağız, belki de 20 o tane satacağız. O zaten bu ürün satılma sürtüsünü ancak bir yıl dolduktan sonra hani tam anca anlamıyla o veriyi görebilirsin. Ama şu an için ne yapabilirsin? Zaten açlık eczası olduğun için iade her türlü iade etme hakkın tamam var. Onu da geçtik. Diyor. Tamam. Hani buradaki ama şu. Hem açlık eczası hem de miyadı çok yakın gönderdim. Mesela diyelim ki 6 ay miyat yakın ürün gönderdi ya da 3 tamam ay miyat yakın ürün gönderdi ya. Yani bir anlamı yok zaten ben yeni eczaneyim. 3 ayda zaten ben bunu satamayacağımı aşikar örnek evet veriyorum. Direkt hemen iade etmemiz anladım lazım. Tamam. Bunu da geçiyorum. Bunda yine aynı şekilde bundaki uyarı maliyet bir sürü karlılık uyarısı verdi. Yine içerik diyorum. Maliyet artanları gösterdim. Tabi ilaç. İlaç bir edemiyorum şey yapamıyorsun. Diğer uyarımız neydi? %20 kar marjı. Şimdi şöyle olsun var. İlaç dışı ürün olduğu zaman benim ürün karttaki bana gelen ürünün maliyetiyle satmış olduğum satış fiyatını mukayese ederek bir kar oranı belirliyor. Diyor ki bu ürün diyor satış fiyatı 330 lira diyor. 330 lira. Ama diyor net alışın diyor. Yani 151 lira. İskontrolle birlikte 151. Buna oranladığı zaman %20 yakın ama %20'nin altında bir kar marjı var diyor. Şimdi zaten ilaç olduğu için ben zaten satış fiyatının bunu değiştirme şansım yok. Mümkün ama değil. Ama şu ihtimal var. Hani bu oran genelde %20'dir ilaçlarda. İşte evet kamu iskontosundan dolayı falan vesaire ama belki bu ürünün kamu iskontosu yanlış olma ihtimali de olabilir. Mesela ben bir sağlamasını yapalım bir. Barkod kopyalıyorum. Şuradan bir Rx açacağım. Hani olur ya belki iskontosu değişti. Çünkü oradaki kar marjı uyarısı tamamen şeye bağlı. Ürünün devlete satılan, devlete satılan fiyat kısmına bağlı. Kamu fiyatıyla alakalı. Bakıyorum şimdi. Neydi? %41 diyor. Doğru. %41 doğru. Orada da %41 diyor. Bu zaten evet şey %21. Bu da büyük ihtimalle %41'di iskontosu. Evet. Ne oldu? İskontomu ilgili sıkıntı yok demektir. Sıkıntı yok. O zaman bunu da es geçiyorum. Geçiyoruz. Geldik aynı diğer ürüne. 9 tane ürün maliyeti. Bakıyorum zaten ürün 9 tane. Hepsi zaten ilk İlaç defa ürün. İlaç da olsa yani hı zaten ilk defa geldiği için bunun da şu an için bir anormallik yok. Anormallik. Geldik buraya. Şimdi turuncu rengi niye turuncu rengi demiştik. Şimdi burada şöyle göstereyim. Ürünlerin ilaç tipleri var. Nasıl ki hani sen diyorsun ki bu ürün ilaç grubunda, bu ürün itirat ürünü, kişisel bakım, bu ürün dermakolojik ürün diyorsun. Ya, aynı mantık. Da. Deponda kendi kullandığı bir program var. Kendi programda onlar da diyor ki bu ürün medikaldir diyor. Medikaldir. Şimdi bu ilacın dışında olduğu için bak şunları da göstereyim. Bak. Çok yaşlı. Tanımlı değil diyor değil mesela örnek veriyorum. Tanımlı İlaç değil. İlaç olduğu için tanımlı değil. Evet, İlaca tanımlı zaten. Hani buradaki renklenme esasında bizim programdaki şeyle alakalı bir şey. Hangi ilaç yarıyı tipini var, hangi renge boyayacağını gibi parametreler onunla alakalı bir şey. Yine de bir bakalım biz. Bir, kar marjı düşük diyor. İki, beş tane ürün harekatı yoktur. Üç, birim var. Şimdi biz şu ana kadar madem birim maliyeti gördük, kar marjını da gördük, karakod da görmüştük. İlk defa 5 tane karakodu eksik uyarısı gördük. Tamam. Şimdi onun ne olduğuna bakalım. İçerik diyorum. Birincisi maliyeti yükselmiş diyor. Zaten ilk defa olduğu için maliyeti yükselmesi tamam normal diyorum. Normal. Geldik ikinci hususa diyor ki bu ürün diyor net sana fiyatı bu ama satış fiyatı 79.95. Hemen tamam bakalım bir. Mesela Aptan bir Rx olan bir ürün.
Efendim Eczacım. Günaydın Eczacım. Çok teşekkür ederim Eczacım. Siz nasılsınız? İyi Eczacım. Şimdi Umut Bey bize şu fatura aktarımlarını gösteriyordu Zeynep'le ikimize. Gökhan Bey nasıl? Onu soracaktım. Çok şükür. Çok şükür. Tamam Eczacım. Tamam. Tamam Eczacım. Şu anda bir aksilik yok. Bu çalışmayı yapıyor Umut Bey. Ondan sonra herhalde siz de geldiğinizde tekrar bir gözden geçiririz. Şu anda onu öğreniyoruz. Hani bu acil dedi, bunu bir öğreteyim dedi size. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Efendim. Masanızın üstünde mi? Videomuz durdurmuş şu an. Abdamlimen Rex'te kayıtlı olsun. Bir fiyatına baktım. Tamam, 79.95. Zaten 1 Temmuz'a zam almış bu. Tamam, bizim fiyatımız şimdi, da 79.95. Demek 115 kar var. Evet. Yok, bir şey yok yani. Bunda yapacak şimdi, bir şey yok. Ha şu olabilir. Depoya yani daha iyi şartlarda ben almak istiyorum. Bana MF'li şartlar ver. İşte 5 tane alınmış. Demek ki 5 tane alınmış ama MF'li şartı yok da belki 10 ona tane varsa, zaman belki evet, vardır anladım. Gibi örnek veriyorum. Zaten bunu sipariş veren Eczacı Hanım olduğu için bunların hepsini Gülşen Hanım'la konuşup işte 10 tane alırsanız Eczacı Hanım şu kadar maliyeti var bilmem ne falan. İşte zaten şimdi şey kısmı bilmiyorum. O hani dedim ya bu kimi yerde baş kalfası bu işleri yürütür. Sipariş veren o verir. Eczacı Hanım yapacak. Örnek veriyorum ben genel olarak hani bildiklerim bazen şeyleri çünkü eczacı zamanla iş sirkülasyonu çok artacağı için zaman ayıramayacağı için İster istemez o iş yükünü başka birisine vermek zorunda kalıyor. Anladım, tamam. Mesela buradan bakalım, burada sipariş diye bak, siparişleri varmış. Sipariş ver diyelim, ben şey açtım. Sancağın resmi sitesini açtım. Evet, buradan bir şey bakacağım ben. Bak burada normalde abdomen diyor. 1 artı 0, hiçbir mal fazlası evet, yok. Bak burada da bakıyorum, bak şimdi burada bana yatıyor şey yazıyor. Efendim? Aa Ömerciğim buyur canım benim. İyiyim canım, ne yapayım, çalışıyorum ya. Sen ne yapıyorsun? Çocuklar şey bir saniye kardeşim. Evet, evet biliyorum seni kardeşim. Bak yani. Aynen sen şey yapmana izin vermiyor görüyor musun? Bak. Yükseltmene izin vermiyor. Hayır sistem izin vermiyor gözüküyor. Ha, burada şartlara görebiliyorsun normalde hani işte işte zamanla hani elinde senin sürükler olacak ya işte bakacaksın işte ayda kaç can tutuyorsun yılda ortalamasına bakarsın. Ona göre bunun şeyine bakarsın, miadına bakarsın. Bu miad süre zarfında bunu yetebiliyor musun? Ona bakarsın. Hepsini yorulmasa ona göre sipariş verir. Zaten yapacak bir şeyimiz yani, yok. Fiyatımız olur yani bunun kar marjı bu. Tamam, hiçbir şey yapamayız. Tamam kardeşim. Ve ürünün kendi satış fiyatı da vardı bütün üzerine. İstersen var, bir ürünü getirir var, misin? Abdamil 2350. Şimdi burada bu şu hatayı... Bu uyarılar tahmin ediyorum. Diğer faturalarda da standart karşımıza çıkacak şeyler. Zaten bak hep aşama aşama gittik ya. Evet. Zaten bunun dışında fazla bir hani başka şey çıkacak uyarı yani, çıkmayacak. Bir, hepsine bir aksiyon daha fazla bir aksiyon olmayacak yazmış yani. Yazmışlar mı üzerine mesela? Yazmışlar bakalım. Bazen hani yazıyorlar. Bazen de. Yazıyor evet. Bunda yok tamam. Şimdi önemli. Burada şu husus var işte hani demiştim ya. Bu ürün normalde fiyatı sabit ya. Ben bu ürünü de sürekli alan birisiyim. Aizen sen aldığın anda 79.95 hatta belki orada kampanya vardı o ayrı bir konudur. Buraya gelip de ben bunun fiyatını bir anda 85'teyse mesela ya bu kar marjı düşükmüş hadi biz bunun kar marjını artıralım satış fiyatını 79.95 dedi. Evet. 90 yapalım dediğin anda o zaman müşteri de ki yani firman benim şu fiyatı nasıl fazla dersin? Tabii. Sıkıntı yani nasıl ilaç fiyatı sabitse anladım. Bu da fiyat sabittir. Fix'te değiştiremezsin senin yani. Söylediğin bu noktada ben bir şey söyleyeyim. Mesela şu senin söylediğin şey mesela bu kar oranı düşükmüş ben yapayım falan. Tuba Hanım'ın yapacağı bir iş değil bu. Kesinlikle orada standart fiyatı neyse onu yapar. Ya işte fiyatı olan var olmayan var olmayan ayrı konu. Var, şimdi bir de her ürünün normalde şeyine göre değişiyor. Hem alınmış şartlarına göre değişiyor bir de bölge göre değişiyor. Mesela örnek veriyorum Antalya turistik bölge. Anladım. Orada ürün normalde basit bir cımbız vardır örnek veriyorum. Evet. 50 TL'ye satan. Burada cımbızı 50 TL'ye sattığı zaman buradaki müşteri doğru, kabul etmez. Kabul toplar. Anladım. Ama buradaki müşteri 10 lira alıyordu. Tamam. Örnek veriyorum yani. Tamam kardeşim. O duruma göre değişir. Tamam. Şimdi geldik diğer ürüne bak. Aynı uyarılar. %20 kontrol. Hemen içerik diyorum. Bakalım Abdamil ve Nazanlem. Nazanlem. Bunları, ha pardon şunu atladım ben. Bir an önce şu uyarıyı atladım. 5 tane karakod eksik diyor ya. Şimdi evet. Şöyle bu hususlar.
Ben normalde bu ürünün karakotlu mu karakutsu olduğunu bilmiyorum. Bilmiyorsun. Direkt ben şöyle yapıyorum. Faturadaki miktarı direkt hepsi sen karakotlumuş gibi algılar. Eksik dedi bir uyarı veriyorum. Şöyle bir şey yapayım, şu barkodu bir kopyalayayım. Kopyalayıp yapıştıralım. Bir şey yapacağım. Bir saniye. Bu program açıkken bir daha açabilirim. İki defa, üç defa açmama izin veriyor yani site. Birinde hani orada, çalışmayı yaparken orada bir şey kaldı. Mesela burada bir şey kaldı. Ben devam etmem lazım. Burayı kapatmam lazım. Burada bir şey yapmam lazım. Örnek veriyorum. Anladım. Gibi. İkinci bir sekme açabiliriz. Tamam. Mümkün mertebe açmaması daha iyiydi. Çünkü çok daha iyi. Çünkü kafa karışıklığından. Öyle birkaç defa bizde çok ciddi hatalar olmuştu. Şu ürünü... Aptam ile bir geldin sen. Şu ürün kartını açtım. Hatta geldim. Şöyle göstereyim. Ürüne geldim. Ürüne geldin. Buradan direkt barkodunu yapıştırdım. Tamam, enter basıyordum. Okuttum. Direkt ürünü buldu. Tamam. Ya da ismini de yazabilir. Tamam. Çift tıkladım, ürün kartı açıldı. Açıldı. Şurada karakodsuzdur ibaresini işaretliyorum. Kaydını yaptım. Şimdi bir şey göstereceğim ben. Şu anda o karakodsuz uyarısını vermeyecek bir daha. Bakacağım şimdi. Onun birebir sağlamasını yapalım. Evet. Karakodsuz. Benim ürünüm karakodsuz. Çünkü bu ürün üzerinde karakod yok. Evet. Ben onu karakodsuz alacağım ki bir daha bu uyarı bana gelmesin. Aynen. Tamam. Bu da zamanla olacak. Bu fatura çekildikçe olacak bir şey. Mesela bana da karakodsuz. Bak bu karakodsuz nazal ne? Evet. Ama diğer büyük ihtimalle şu karakodsuz değil demek. Evet, onu da işaret edip kayıt nereden yapıyorsun abicim? Hep tik işareti kayıt. Tik işareti genelde kayıt. Programın tamamındaki tik işareti hep kayıt anlamına tamam. geliyor. İkinci programı kapattım. Tekrar fatura kontrol ediyorum. Şu an burada tamam. karakod eksik uyarısı o da gidecek. Veriyordu. O da gidecek şu anda evet. Şimdi ne kaldı? Bunu yapmakta yarar var. Şimdi bunu yapmanın faydası şu oluyor. Fatura içerisinde gerçekten karakodsu eksikti dediği zaman ben şunu anlamam lazım. Çünkü şöyle deponun işleyişi şöyle oluyor. Ben telefonla veya webten sipariş geçtiğim anda bu ekran otomatik düşüyor. Düşüyor. Daha sonra oradaki deponun birimlerinde işte ürünleri alınıp karakod okutulma birimine gidiyor. Tamam. Oradaki personelisinin faturasının içerisinde karakodları okutuyor. Eksik okutabilir. Başka sıkıntılar olabilir. Ben buraya aktarken bana vermiş olduğu uyarı %100 gerçekten karakodu eksiktir diye algılayabilmem için bu karakodsuz kısımları yaparsam ya. Şunu görselinde görmemiz gerekiyor. Değil mi? Mesela gelen ürünün de hakikaten karakodsuz olduğunu görmemiz yani gerekiyor. Yani ürünü tabii ben şeyden anladım. Hani içeriğini bakıp da ürünün ismini bildiğim için ya aptal ya karakodsuzdur bildiğimden evet, dolayı bildiğimden değil. Bildiğimden dolayı ama bilmeyebildiğim için. Bilmediği zaman da fiziki olarak bakman fiziki lazım. Fiziki olarak bakarsak daha şey olur. Şimdi ne oldu? Yine burada yine maliyet artıyor. %20 kar marjı var. Hemen içerik diyorum. Şimdi birincisi yine Aptamit neymiş? 79.95 demiş. Evet. Bir bakalım buraya eksen fiyat doğru mu diye. Doğru. Bakıyorum. Bu 79.95. Bu da %25 kar marjı. Bu da ilaç dışı ürün. Fiyatı bakalım 55 diyor. O da doğru mu? 55. Şu yaptığın hareket kopyala. Kopyala. Ctrl V ile yapıştır. Ctrl V ile yapıştır geç. Ya da tamam. Sağ tıklarsan yapıştırırsan. İkisi de aynı. Tamam. Burada da nazan demi görebilir miyim? Bu işte. Tamam 55. Orada da fiyat 55 mi? Evet. Tamam bitti. Bu yani kontrol ederken şöyle, bunu yapacağız. Şöyle bir şey yapabilirsin kendince işte garanti almak için fiyat acaba hani sağlamasını yapıyorum. Fizik olarak yani, olur. Ya tri yapıyorum şu an fiyatları doğru yapıyor mu örnek veriyorum. Gibi anladım. Sağlamasını yapmış olduk. Şimdi 8 fatura var. Ben istesem şu anda şöyle tek tek işaretleyebilirim. Şöyle beraber çalışalım. Şöyle yaptım. Hı. Bu birinci seçenek. Ya da hepsini aktarıyorum ben. Niye uğraşayım? 20 tane fatura. Niye tamamını seç. Tümünü seç. Tamam. Şimdi faturaya transfer ediyorum. Ve bekliyorum. Bildirdi. İkinci faturaya geçti. Tamam. Bildirdi. Ekran kaybolmazsa zaten hata verecek bak. Tamam. Bildirdi. Geçti diye faturaya. Geçti şu anda hepsi bizim üzerimize aktarılıyor bunlar. Evet. Bazı faturalar 10 milyarlık olduğu için onları gecikmeli aktarıyor. Yüklü olduğu için tabii. Başta 18 binlik ben faturaya geçti. Aslında var ya ben o mesela zamanda kullandığım o byte işte. Mesela mantığı birbirine yakın gibi abi görünüyor. Üstüm, ha. Sadece, yani oradaki bilgilerim şu anda biraz güncellenmiş oldu. Yani sadece orada şey kısım var. Bak 1590 dolar eksi var mesela. Evet. Tabii hepsi dolar eksi bilmiyorum da. Ne demiş abi? Şu an bildirmeye çalışıyor ITS'ye. Karakol sayısı çok oldu şu an bildirmek için bekliyor. 1519 tane ürün. Karakol ha, şeyden bahsediyorsun. Toplu fatura. Tamam toplu faturada. Efendim? Şey alıyoruz hayatım ya. Bu karakodlar alıyoruz. Bildirdi. İşlem bitti. Hı. Yine ben kendime garanti almak için faturaların hepsi aktarıldı mı acaba? Çünkü hepsini seçtim.
bazen hani şey olabiliyor, kullanıcı şuradaki uyarıları atlayabiliyor ya. Tekrar kontrol ediyorsun. Bazen kontrol ediyorum, kendimi sağlama alıyorum. Evet, ben Bitti. De bunu yaparım, doğru. Şimdi şunları sen sana zahmet, sağ üst köşelerin şu boşluk kısmına paraflasan yeterli. Şimdi aslında onunla ilgili bir kaşe yaptırırız kendimize. Aktarılmış, olur.